Sevgili izleyicilerimiz, gözlerimiz bizim her şeyimiz ve göz sağlığını Atagöz Hastanesi ile değerlendirdik. Şehirde yaşamda özel Atagöz Göz Hastanesi kurucu ortaklarından operatör doktor Mehmet Helvacıoğlu yanımda. Hoş geldiniz Mehmet Bey programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz kurumumuza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Dilerseniz sizleri ve kurumunuzu kısaca tanıyalım lütfen. Ben Mehmet Helvacıoğlu. 1966 Milas doğumluyum. Orta öğrenimi Milas'ta, lise öğrenimi de İzmir'de yaptıktan sonra yine İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimimi tamamladım. Sonra göz hastalıkları ile ilgili ihtisasımı İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi'nde yaptım. Daha sonra uzmanlık eğitiminden sonra yine aynı hastanede çalışmaya devam ettim. Bu hastanede birlikte çalıştığım Doktor Safiye Yılmaz ve Doktor Melih Türe ile birlikte 2004 yılında, yaklaşık 14 yıl önce biz özel sağlık kuruluşu olarak Atagöz Göz Hastanesi'ni kurduk. O dönemde özel sağlık kuruluşları daha yeni kuruluş aşamasındaydı. 14 yıl önce o kadar yoğun göz hastanesi, göz poliklinikleri yoktu. Biz ilklerdeniz o yüzden İzmir'de. Ata Sağlık Grubu olarak hizmet vermeye devam ettik. Hatay ve Gaziemir'de iki şube açtık. Bayraklı'da merkezimiz. Ameliyatlarımızı Bayraklı'da merkezimizde yapıyoruz. 4 yıl önce de özel Ata Sağlık Hastanesi'ni genel hastane olarak hizmete açtık. 75 yataklı pediatrik yoğun bakımıyla, genel yoğun bakımıyla tam teşekküllü bir hastane oluşturduk. Orada da göz bölümümüz var. Çünkü bazı ameliyatlarımızı buradaki ameliyathanemizde yapamadığımız büyük ameliyatlarımızı da Ata Sağlık Hastanesi'nde yapıyoruz. Ata Sağlık grubu olarak yaklaşık 14-15 yıldır sağlık sektöründe hizmet veriyoruz. Yaklaşık 400 kişi çalışıyor bizimle birlikte. Yani çok büyük bir aile haline geldik. Elimizden geldiğince halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Yakında da Buca'da bir şube açmayı planlıyoruz. Böylece daha büyük kitleye hizmet verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Peki verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Burada gözle ilgili aklınıza gelebilecek bütün işlemler yapılıyor. İlk girişte muayeneden başlanarak göz tansiyonu ölçümünden, göz kuruluğu, göz ultrasonu, göz anjiyosu, gözün her türlü lazer işlemi, diyabet hastalarında yani şeker hastalarında oluşabilecek göz kanamalarının takibi, kontrolü, tedavisi, katarakla ilgili tedavi yöntemleri, mesela retina ile ilgili göz arkasında oluşabilecek yırtıklar, kanamalar, şaşılık, okuloplasti dediğimiz bölümümüzde özellikle bayanları ilgilendiren kapak problemleri, kapaklarda düşüklük, sarkma, blefaroplasti özellikle yapıyoruz. Yani estetik amaçlı girişimler de yapıyoruz. Botoks uygulamaları. Yani gözle ilgili, göz dışı ve göz çevresiyle ilgili aklınıza gelebilecek bütün işlemler bizim tedavi protokollerimiz arasında bu imkanları sunabiliyoruz. Kataraktla ilgili çok özel yöntemleriniz var. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi katarak halkın tabii ki çok yaygın olarak bildiği göze işte perde inmesi diye tanımlar halkımız ama katarak aslında direkt perde inmesiyle değil, yavaş yavaş görmenin bozulmasıyla karakterizedir. Göz merceği puslanır ve görme kademeli olarak azalır. Kataraktın tedavisi eskiden direkt merceğin alınması ve yerine işte bir takım yapay mercekler yerleştirilmesiyle uygulanıyordu. Şimdi akıllı mercekler devreye girdi. Bir de en son sistemde bizim Katalis femtolazer, katarak cerrahisi dediğimiz en son sistemi kullanıyoruz. Buna da tabii halkın anlayacağı dilde tam bıçaksız katarak ameliyatı diyoruz. Çünkü daha önce halkın lazer olarak bildiği katarak cerrahisinde ultrason gücüyle katarak yeniyordu.
parçalanıyordu. Ondan sonra yine mercek yerleştiriliyordu. Ama bu en son sistemde kataraktın ön kısmının açılması, yani kapsül kısmının açılması ve kataraktın parçalanarak yenmesi ve mercek yerleştirmesi, tüm işlemler el değmeden lazer sistemiyle, lazer yardımıyla bu aşamalar gerçekleştiriliyor. En son artık biz içeriği asfüre edip merceği yerleştiriyoruz. Bu sistem çok özel bir sistem. O yüzden özellikle astigmatı yüksek, zor katarak vakalarında, yani zor katarak vakaları derken tansiyonu yüksek, glokomu var, şeker hastalığı var, tansiyonu var, komplike hastalarda özellikle bu en son sistemi kullanmaya dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz ya da en son sistemi kullanmaya çalışıyoruz. Mercek olarak da en son sistem mercekleri kullanıyoruz. Bunlara smart mercekler, akıllı mercekler diyoruz. Hem uzağı hem yakını gözlüksüz görme şansı veren göz içi mercekleri kullanıyoruz. Böylece katarak problemini ortadan kaldırıp hem de kişinin gözlük ihtiyacını da ortadan kaldırabiliyoruz. Yani hem katarak tedavisini sağlamakla birlikte gözlüksüz yeni bir yaşama merhaba diyebiliyor hastalarımız. Hocam, yani lens ve gözlükleri ortadan kaldırmak mümkün. Tabii ki mümkün. Gözlük ve lensten kurtulmak hastalarımızın yaş skalasına göre değişiyor tedavi açısından. Çünkü eğer kataraktı yoksa, gözlük ve lens kullanıyorsa, o zaman sadece Excimer lazer dediğimiz, ki biz bu Excimer lazer olarak eye LASIK dediğimiz en son sistemi kullanıyoruz yine. Eye LASIK, Eye Design dediğimiz bir sistemle entegre bir Excimer lazer cihazı. Dünyada en güvenilir lazer sistemi. Amerika'da NASA uzay üssünün astronotlarına gözlük ve lensten kurtulmak için onay verdikleri tek sistem, Eye LASIK sistemi. Bu yüzden çok iddialı bir sistem. Biz de bu sistemi getirdik Türkiye'ye ve bununla hem hipermetrop, hem astigmat, hem miyop, tüm göz bozukluklarını, hatta yakını görememe problemi yaşayanları da hem uzak hem yakından gözlükten kurtararak yeni bir hayata merhaba demelerini sağlıyoruz. Çok güvenli bir sistem olduğu için kendi yakınlarımıza ve doktor arkadaşlarımıza da uyguladık. Herkes de çok memnun. Çok iyi sonuçlarımız.